Bagajımda mamam ve ilham veren rotalarımla bugün her defasında beni şaşırtmayı başaran, her köşesinden bir kültür mirası fışkıran, sesleri, kokusu, dokusu ve kendine has kaosuyla İzmir'in en büyük ilçesi Buca'dayız. Buca'da bir günde neler yapılır sorusunun yanıtı için videonun tamamını izlemeyi unutmayın. Balkan göçmenlerinin sayısı oldukça fazla. Peki sizce bu durum mutfağa nasıl yansıyordur? Elbette çok lezzetli yansıyordur. Zaten gün boyu da örneklerini göreceğiz. Ama önce çorba. Düştük yine bir film setinin içine. Rengarenk evleri, daracık sokakları, sarmaşıklı balkonlarıyla. Her gören burası gerçekten Buca mı diye soruyor. Evet, burası Buca Dumlupınar Mahallesi. Hadi biraz gezelim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Ayşegül? Ben de iyiyim canım. Teşekkür ederim. Biz Buca sokaklarında gezerken bizim gibi hayvansever olan Ayşegül Hanım'la karşılaştık. O da çok emek vererek aslında bu canlara destek oluyor sokaklarda. Biraz onun hikayesini merak ettim. Ben dinledim ama siz de dinleyin istiyorum. Nasıl başladı hayvan sevdası? Vallahi hayvan sevdası çocukluktan başlayan bir şey. Çocukken babam hayvanları beslerdi. Ben de annemden babamdan görerek ben de hayvanları beslemeye başladım ama bu tabii aşk işi, aşk meselesi. Çünkü cefası çok. Çok da emek. Çok da emek, sefası az. Çünkü onları büyütmek, belli bir noktaya getirmek, hayatlarının, sağlıklarının yerinde olduğunu temin etmek zor işler bunlar. Ama çok da zevkli iş. Tabii çok da severek yapılan sevgilerini iş. Sevgilerini karşılıksız veriyorlar aslında. Gel. Aynen. Gel, bak, gel. Tostunu yemeye geldim İsmail abi. Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Memleket gibiyiz. Siz de iyisiniz inşallah. Biz de çok iyiyiz. Of çok güzel kokuyor İsmail abi. Böyle bir eser işte. Valla senin sokaktaki kediler gibi ben de geldim. Evet. Kokuyu takip ederek. Evet. Hoş geldiniz. Ben hoş buldum. Sağlık. İsmail abi ben biliyorum ama yine de bir duyalım. İzleyiciler de belki bilmek ister. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Mayıs'ın 5'inde nasip olursa 19 yıl olacak. Maşallah. Tek kalem ürünle, aynı kalite, aynı lezzetle 19 yıldır burada bu işi yapıyoruz. Vallahi herkes tost yapıyor ama İsmail abi senin tosta bir sihir mi var ne var hiç bilemiyorum. Yani o ekmeğin güzelliği, çıtırlığı, içinin lezzeti hiç yedikten sonra rahatsız etmemesi, bir de çeşit çeşit gazozların her şeyle zaten fenomen oldun. Bütün Türkiye'de tanıyor seni. Benden daha çok tanıyorlar seni. Evet. Eksik olmasın. Çok teşekkür ediyorum İsmail abicim. Afiyet olsun abicim. Ayağınıza gönlünüze sağlık. Hemen tostum yemeye gidiyorum. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne geldik. Veteriner Hekim Birol Bey ile beraberiz. Biraz Buca'da yapılan çalışmalarla ilgili kendisiyle sohbet etmek istedik. Hoş merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi olarak Buca'da sokakta dolaşan can dostlarımıza
en iyi şekilde elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. Nasıl yapıyoruz bu işi? Sahada dolaşan 3 ekip aracımız var. Ayrıca sokaklarda beslenme odaklarımıza mama koyduğumuz beslenme aracımız var. 3 tane veteriner hekimimiz var. 5 veteriner teknikerimiz var. Toplam 30 personelimizle sokak hayvanlarına elimizden geldiğince iyi bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu çok sevdiğimiz semtte böyle güzel çalışmalar yaptığınız için biz de size teşekkür ediyoruz hayvanseverler olarak. Şehirde yaşamanın en zor yanlarından biri kocaman binaların arasında ağaca, yeşile özlem duymak. Hasan Ağa bahçesi bu anlamda gerçekten çölde vaha gibi. Burası İtalyan asıllı bir Levanten olan Aliotti'nin köşkünün bahçesiymiş. Fakat kendisinin vefatından sonra ödemişli Hasan Ağa bu mülkü satın almış ve günümüzdeki haline kadar da taşınmış. Park günümüzde çok aktif kullanılıyor aslında. Yani siz de Buca'ya gelmişken bir kahve alıp benim gibi burada keyif yapabilirsiniz. Sembol noktalarından birinde çok bilinen adıyla Pembe Köşk'teyiz. Burası aslında Hacı Davut Margo Malikanesi. Günümüzde ise Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi olarak yılın 365 günü sanatseverlere hizmet sunuyor. İçinde inanılmaz güzel mimari detaylar var ve harika bir bahçesi var. Bucalılar burayı çok seviyor, elbette biz de çok seviyoruz. Gezdik gördük. Kedi çetesine rüşvetimizi vermezsek vallahi bizi karşı yakaya kadar kovalarlar. Bu sokaklar hepimizin. Siz de gelirken mutlaka bagajınıza mama koymayı unutmayın. Minnoşları üzmeyin.